Değerli izleyenler, bugün biliyorsunuz ki gözler Ukrayna'da, kritik bir üçlü zirve yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna'ya ulaştı. Elimize gelen ilk görüntüleri de sizlerle şimdi paylaşıyoruz değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 9.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılmıştı ve Lviv'e doğru yola çıkmıştı. Uçağın indiği ve ilk karşılama anlarına dair de fotoğraf kareleri paylaşıldı. O anlar ekranlarınıza geliyor. İlk başta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir görüşme gerçekleşecek. Daha sonrasında da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağı üçlü bir zirve yapılacak. Gözler dediğimiz gibi bugün Ukrayna'nın Lviv kentine bu önemli zirveye çevrilmiş durumda ve zirve sonrasında da yapılacak basın toplantısındaki yapılacak olan açıklamalarda. Efendim, şimdi bu önemli kritik zirveyi Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ınla konuşacağız. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba efendim, saygılar sunuyorum. Şimdi tahıl koridoru ile birlikte yavaş yavaş devreye girmeye başlayan Birleşmiş Milletler bugün de Ukrayna'daki zirveye katılıyor. Savaşın başından beri, 24 Şubat'ın başından beri hiçbir aktif rolde yer almamıştı. Lviv'deki zirveye katılması sizce ne anlama geliyor? Teşekkür ederim Gizem Hanım. Şimdi siz de takdir edersiniz ki savaş başladığından beri sizinle değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ukrayna Savaşı aslında reel olarak bakıldığında Avrupa'nın tam ortasında cereyan eden ve geçmişte Doğu Almanya'nın oynadığı, Polonya'nın oynadığı rolü oynayan tampon devlet, buffer state dediğimiz Ukrayna'nın parçalanmasını gündeme getiren çok kanlı bir duruma dönüşmüş durumda. Savaş 6. ayına girmek üzere yaklaşık 166 gün oldu ve barıştan bir eser yok. Savaş uzuyor, ancak savaşın uzaması bir defa 3 tane krizi bir yerden getiriyor. Bunlar bu toplantıda en anlayacak. Bunlardan bir tanesi, hepimizin bildiği gibi, muharebede devam eden savaş nereye evrileceği belli değil. Ancak şunu söylüyoruz, Başkan Putin'in danışmanı Şoygu şunu söyledi. Hala hazırda Ukrayna Savaşı için nükleer silah kullanmamıza gerek yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Rusya diyor ki savaş uzarsa nükleer silah kullanabilir. Birincisi bu. İkincisi, tahıl ve gıda krizi milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Ve milyonlarca insanı ilgilendiren bir enerji savaşı var sahada. Fakat bir şey daha var. Türk kamuoyunun gözünden kaçmış olabilir. Bu bölgede hemen Karadeniz'e, kuzeyimizde Zaporoski'deki nükleer santralda meydana gelen olaylar. Bütün Birleşmiş Milletler ayağa kalktı. Bir Çernobil faciası olabilir mi? Buraya atılan füzelerden biliyorsunuz zarar gördü santral. Burada meydana gelebilecek herhangi bir nükleer kaza dünyayı felakete sürükler. O zaman şunu soruyoruz. Bir, dünya basını savaşın diplomatik çözümünde olası atılacak adımları yeni bir umut olarak değerlendirmiştir ve Zaporoski nükleer santralı ele alınacak. İnsani hukuk açısından bir de Olevnika hapishanesindeki ölümler Birleşmiş Milletler Araştırma Heyeti tarafından açık incelenecek. Tabii tahıl koridoru işlevsel olarak operasyonda masada olacak. O zaman bir, savaşa insani ve hukuki çözüm yolu arayan Sayın Cumhurbaşkanı, milyonlarca insanı açlık sorun çözüm bir model olarak şunu size paylaşabilirim. Nasıl ki İstanbul krizinde Türkiye bir tahıl koridoru meselesi modeli ortaya koyduysa ve bugün bu başarılı yürüyorsa, neden enerji içinde olmasın? Bence Sayın Cumhurbaşkanı bu modeli ortaya koyacak ve Guterres, çok önemli bu, Odessa Limanı'ndaki ziyaretinden sonra İstanbul'a gelecek. Bu tarihi ziyarete bakıldığında çok kısa sürede Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iki defa İstanbul'a geldiğini görüyoruz. O halde bir, burada barış için bir fırsat penceresi açılmıştır. Müzakere ve diyalog yolunda Ankara elinden geleni yapmaktadır. Ve insani yardım koridorunun açılmasını da bu üç lider konuşacaklar. Türkiye 10 Mart Antalya Forumu'nda bunu ortaya koydu. Ve Türkiye Lavrov ve Kuleva'yı ilk resmi müzakerede masaya oturttu. İstanbul'da bunları yaptı. Ancak şunu görüyoruz ki Almanya'da ve Avrupa'da ciddi bir enerji krizi var. Eğer buradan çözüm gelmezse enerji krizi derin ekonomik daralmaya yol açacak Avrupa'da.
O halde Birleşmiş Milletler Sekreterinden daha önemli bir rolü üstlendiğini Sayın Cumhurbaşkanı ifade ediyorlar ve Türkiye bazılarına göre de bu bölgede nüfusunu arttırmakta ve oyunda rolü çok daha fazla artmakta. Dünya liderleriyle görüşen, coğrafi, diplomatik ve stratejik olarak eşsiz bir konumdaki Türkiye'nin Türk akımını da bir şekilde Macron'un teşekkür ettiğini düşünecek olursak, bu krizin aşılmasında Türkiye'nin çok önemli bir mesajı. Sayın Putin'le de biliyorsunuz hem Soçi'de hem Tahran'da görüşmüştü. Moskova'nın da mesajını muhatapları ileteceğini düşünüyorum Gizem Hanım. Hocam pek çok yönünden ele aldınız. Teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Şimdi özellikle enerji krizi konusunda da belki tahıl krizi gibi bir çözüm olabilir dediniz. Sizinle daha önceki yaptığımız yayınlarda da böyle giderse Avrupa'da bu kış bir hayli soğuk geçecek demiştik. Özellikle Almanya telaşta gibi görünüyor. Ancak yaptırımlarda bir kaldırılması ya da hafifletilmesi durumu olmaması halinde sizce Putin gerçekten tahıl krizinde olduğu gibi enerjide de krizi çözmeye yönelik bir adım atar mı diye soracağım. Bir de şunu merak ettim. Bu üçlü ve kritik önemli zirve neden başkentte değil de Lviv'de yapılıyor? Güzel, çok teşekkür ederim. Önce son sorudan başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz Kiev, bu da çok önemli, İşgal altındaydı ve Türkiye'nin hem Antalya hem İstanbul zirvesindeki tarafları bir araya getirmesinden sonra Rus ordusu Kiev'den ve Yılan Adası'ndan ayrıldı. Bu önemli. Çünkü devletler hukukuna göre bir devletin başkenti işgal edildiği takdirde bütün ülke işgal edilmiş pozisyona düşecek. Halbuki şu anda sahada %25 topraklarını kaybeden bir Ukrayna var. Bu bakımdan Kiev'in Türkiye'ye bir şekilde teşekkür etmesi gerekiyor. Ancak Sayın Genel Sekreter oraya gittiğinde Rus füzeleri Kiev'e düşmüştü. Ben Kiev'i de biliyorum, Kiev'i de. Kiev daha emniyette olduğu için Cumhurbaşkanı oraya gitmiştir. Otobüsle intikal edecek bölgeye, biliyorsunuz. Bütün dünya liderleri bu şekilde yapıyor. Bu da savaşın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Şimdi Almanya'ya gelince, evet, Almanya resmi makamlardan yapılan açıklamalara göre kışın bir şekilde sıcak su kullanmayın, banyo yapmayın diye çözüm arıyor ama bu bir çözüm değil. Daha önce sizle yaptığımız görüşmede de şunu söylemişti Sayın Putin, Sayın Merkel'e. Bir defa kömürü bizden alıyorsunuz. Petrolü de gazı da odun mu yakacaksınız? Galiba odun yakacaklar. Çünkü son İstanbul gazetelerine baktığımızda bol miktarda soba ihraç edilmeye başladı Almanya'ya. Ama sobayla Mercedes fabrikaları çalışmaz. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti önemli. Şimdi bakın, bazıları küçümsüyorlar bu ziyareti. Ben tam aksine tarihi bir fırsat olduğunu söylüyorum. Neden Türkiye'yi bu kadar sıkıştırdıklarını da söyleyeyim. Bakın 3 Şubat 2022 ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı savaş başlamadan şunu söyledi. Kırım dahil Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütününü destekliyoruz. Ticareti 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Türkiye, Karadeniz'in komşu ve dost iki ülke arasındaki krizin sonlandırılmasına ev sahipliği yapmaya hazırdır. Ve buradaki konuşulan Minsk anlaşmasıydı. Yani ne demek? İki tarafın da kuvvetlerini 30 kilometre geriye çekmesi ve ateşkesin sağlanmasıydı. Bugün gelinen noktada ise topraklarının %25'ini kaybetmiş bir Ukrayna var. En azından 50 bin askerlerini kaybettiler. Onların 4 ile çarparsak 200 binde yaralısı var. 250 bin. Yani çeyrek milyon insanını kaybetmiş. Bir o kadar da Rus annesi ağlıyor. Niçin? Bence burada Sayın Putin'in söylediği şey şu. Bakın 1 Şubat'ta Trabzon'da Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Biz Rusya ve Ukrayna'nın savaşını asla arzu etmiyoruz. Bölge için hayatı bir alamet, bir gelişme değildir. Hayır, alamet, özür diliyorum. NATO üyesi olarak, burası çok önemli. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Madrid'de de söyledi. Böyle bir şey istemiyoruz, kabullenmiyoruz dedi. Şimdi 2 Şubat'ta Putin buna cevap verdi. Amerika Rusya'yı savaşın içine çekmek istiyor. Şimdi burada ağlayan Rus annelerine baktığımızda Sovyetlerin bir şekilde şehir mirasları, yani Sovyetler Birliği'nde birlikte yaşadılar. Ukrayna ile Rusya kardeş devlet, birbirlerine düşman oldular ve birbirlerinin şehirlerini, medeniyetlerini imha ediyorlar. Bu bakımdan Türkiye'nin rolünün ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye, bakın bu Zaporoski meselesi de çok önemli. Buradaki nükleer santral patlarsa Avrupa'da yok olur. Türkiye'nin de Karadeniz'deki bütün limanları ve şehirlerimiz zarar görür. Bu bakımdan bu zirvenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama Amerikan sözcüsü Price'a bakıyoruz.
Bu tahıl akışını kolaylaştıracak yoğun bir çalışmadır diyor. Ve gıda güvenliği Türkiye'nin Ukrayna'daki toplantının Karadeniz'de yapılması önemlidir. Bir şey daha söylüyor. Bedelini paranın Ukrayna'ya ödeyin, gıda ihtiyaç listelerine yerine ulaşsın. Ya bu kadar mı körlük olur? Bakın MLRS ve diğer HIMARS füzelerini verdiler. Geçen hafta biliyorsunuz Kırım'daki Rus uçakları vuruldu. Yani Rusya'nın şu andaki ordusunu bir tarafa koyduğumuzda, Ukrayna kuvvetlerini de bir tarafa koyduğumuzda savaşı Ukrayna'nın kazanması askeri olarak mümkün değil. Uçakları yok, savaş gemileri yok, helikopterleri yok. Bu verdikleri HIMARS füzesi de sadece savaş uzar. Daha çok insan ölür ve Amerika Birleşik Devletleri burada yanlış oynuyor. Türkiye bütün eleştirilere rağmen Rusya'ya yakınlaşıyor. İyi kardeşim, ben söylüyorum buradan Amerikan Devlet Başkanı Sayın Biden'a ve Pentagon'a, aynı zamanda şeye de Amerikan Dışişleri Bakanı neden siz Amerikan Başkanı Türkiye'ye gelmiyor? Neden konuşmuyorsunuz? Ondan sonra da Türkiye Rusya ile yakınlaşıyor diye bir şekilde bizi tehdit edip parmak sallıyorsunuz. Hocam bu, peki bu çok şunu yanlış. Da sormak isterim bu hususta tam bu noktada. Şimdi başından beri sizin gibi kıymetli hocalarımızın söylediği ifade zaten bu yönde. Amerika Birleşik Devletleri savaşın uzamasını isteyen taraf diye. Bir yandan Türkiye diplomasi trafiğini yürütüp barış çözümlerine ulaşmaya çalışırken ama aynı zamanda savaş da sahada tüm gerçekliğiyle devam ediyor. Acaba bu Rusya ve Ukrayna arasında hani askeri heyetler arasında görüşmeler vardı bir ara, yine böyle barış yolu aranıyordu. Bu görüşmeler devam ediyor mu yoksa tamamen askıya alındı mı? Tamamen askıya alındıysa saha düzeyinde, askeri düzeyde iki devlet kendi arasında anlaşmadan şimdi barış Rusya sağlanır tarafına mı? Baktığımızda Rusya şunu söylüyor. Bir defa henüz diyor Peşkov'un söylediği vakit erken, önce Kiev ev ödevini yapsın diyor. Yani Kiev'in ev ödevinden kastı şu: Donetsk ve Luhansk'ın statüsünü tanıyın diyor hukuken. Peki çok önemlidir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı şu mesajı da götüreceğini düşünüyorum. Bakın tahılda bir engeli açtık. 20 gemi daha var hareket eden ve Türkiye'nin burada Montre Sözleşmesi'nde ne kadar önemli olduğu, dünya barışı için ne kadar önemli olduğu, Rusya ile NATO arasında bir Karadeniz'e savaşı önlediği ortaya çıkmaktadır. Fakat bakıyoruz, Türkiye'yi bir şekilde parmak sallayarak siz Rusya ile işbirliği yapıyorsunuz diye Türkiye'nin ekonomik işbirliğini de bir şekilde eleştiriyorlar veya Rus uçaklarının turist getirmesine karşı çıkıyorlar. Nereye gitsin Ruslar? Yani Patagonya'ya mı gitsinler? Onlar insan değil mi? Bu kadar ayrımcılık çok kötü bir şey. Ha şu ya hocam, bir de bu hafta biliyorsunuz S-400 meselesi tekrar bir gündeme geldi. Evet, şimdi Gizem Hanım, yani Amerika Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz. Obama'dan bu tarafa bir tane Amerikan Devlet Başkanı gelmedi Türkiye'ye. Sayın Biden gidiyor, Araplara yalvarıyor, bize bir bardak daha fazla petrol verin, Johnny'ler gitsinler daha güzel arabaya binsinler diye. Ama dünya barışı için bu kadar çaba sarf eden Türkiye'yi, işte her ikisi de demokrat olmayan lider Putin'le, Sayın Putin'i aynı masaya koyup Türkiye'yi eleştirmek, bu bence ucuz bir politika. Ucuz bir politika. Bakın, Birleşmiş Milletler'in yapamadığını yapan bir cumhurbaşkanı var ve bu Türkiye'nin getirdiği şans. Ekim ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da toplanacak, konuşulacak. Ve bakın, Kırım kıyısındaki bu Saki hava üssüne yapılan saldırı çok önemli bir görüyorum ben. HIMARS füzeleri bunu bozuyor. Ha şu var, elbette ki Ukrayna halkı, Sayın Zelenski haklı, topraklarını kaybetmiştir, biz buraları almak istemiyoruz ve Sayın Zelenski de haklı olarak Kırım savaşı orada başlamıştır, Kırım'ı isteriz lafı, ben saygı duyuyorum bu lafa. Ve Türkiye, bakın Sayın Cumhurbaşkanı, ben Antalya'da vardım orada, şunu söyledi Batı dünyasına: siz dedi, biz Kırım'ı tanımadığımızda neredeydiniz? Bunu aynı zamanda Madrid zirvesinde de söyledi NATO'da. Burada birileri Ukrayna'nın yıpranmasını, topraklarını kaybetmesini istiyor. Türkiye ise bunu istemiyor. Neden? Ukrayna bize lazım. Şimdi bakın, şurası çok önemli. Sayın Genel Sekreter'in Odessa'dan İstanbul'a gelmesi şunu gösteriyor: Türkiye Odessa limanının işgaline de karşı. Çünkü o zaman Ukrayna denize çıkamayacak.
Bunu bir tane Amerikan liderin söylediğini duydunuz mu? Ne diyor Sayın Kissinger? Toprak versin diyor. Sayın Biden makul bir şekilde toprak versin diyor. Ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı sezcileri biz şunu söylüyor. NATO konusunda yalan söyledik diyor Ukrayna'ya. Ha peki Türkiye ne yapmıştır? TB2'leri vermiştir Rusya ile bu kadar terse geçmemize rağmen. E biz S-400'ü alınca siz Yunanistan'a F-35 verin, F-16 verin, savaş gemileri verin, tanklar verin, bedavadan hem de bir de. Zırhlı araçlar verin. Yahu arkadaş Mitsotakis'in o kadar askeri içine dolduracak onlar. Kibrit kutusu mu? Tank bunlar ya. Ve dünyayı da kandırmaya çalışıyorlar. Buradan atacağız, Rus'u vuracağız. Daha Yunanlılar onu ateşleyemeden Putin'in füzeleri Girit'i vurur. Girit'e yapılan bütün yatırımlar NATO'nun zayıflatılmasıdır. Halbuki Türkiye F-16'ları istiyor. Türkiye F-35'teki hatlarını istiyor. Ve bunu vermeyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ha, ondan sonra da siz füze aldınız diye bize parmak sallıyorlar. O parmaklar yanlış yere. Gitsinler önce kendilerine baksınlar. Türkiye doğru yapıyor. Türkiye barıştan yana, savaşı köstekleyenler başkaları. Bence Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın yıpranması için bu savaşı uzatıyor. Benim gördüğüm bu Gizem Hanım. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın hocam katıldığınız için, katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Dileriz iki kardeş halk bu savaşa son verir. Karadeniz'de barış olur. Ve burada herkes tahılını da satar, petrolünü de, ayçiçeği yağı lazım, balık güzelteceğiz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim hocam. İyi günler diliyoruz.